yemeyeceksin. Ben takımıma güveniyorum. Fenerbahçe'yi yeneceksiniz. Bu taraftarınıza bu zevki, bu keyfi yaşatacaksınız. Kiklik işleri falan da iyi değil. Fener'i yeneceksin diye doldurursun. Kavga çıkar. Tosic gibi yine yenilirsin. Ne alakası? Bu sefer akıllı olacaksın. Dikkatli olacaksın. Rakibi küçümsemeyeceksin. Nasıl olsa yenerime gitmeyeceksiniz. Evet. Hocam. Sinancım. Şimdi Ahmet Hoca Beşiktaş taraftarlarının gönlüne biraz korku düşürmüş olabilir. Hafif korku ben düşürdü, Ben de Beşiktaş taraftarlarına buradan büyük bir özgüven mesajı yolluyorum. Bakın, bir futbol yorumcusu olarak şunu iddia ediyorum. Geçen hafta da söyledim. Beşiktaş Başakşehir'e yenilebilir dedim, yenildi. Velev ki Fenerbahçe'ye de yenilsin, Beşiktaş yine bu sene şampiyon olacaktır. Bundan hiçbir kuşkum yok. Olamazsa, Beşiktaş bu sene şampiyon olamazsa, Ertem altyazı yazdır. Beşiktaş bu sene şampiyonluğu kaybederse ben de beyaz futboldaki işimi bırakıyorum. Oo. Bir dakika dur. Kabul etmiyorum. Bir dakika, Beşiktaş şampiyon olursa sen ne yapacaksın? Tebrik ederim ben. Ne yapacağım ben? Niye Ertem'le ne alakası var? Hayır, ben iddialı bak. Olmaz. Benle öyle iddiaya gireceksin. Yanındaki beyefendi kazığa girdi, tişörtünü giydi. Kazık tutturursunuz gerekirse. Tişörtü giydi sadece. Benle maçınız yiyorsa iddiaya girin. Bana mı diyorsun? Ben Beşiktaş şampiyon olur diyorum. O zaman listeyi bu biz de olur diyoruz. Biz de olur diyoruz. Tamam, ben ne dedim? Biz de olur diyoruz. Ben ne dedim ama? Sen Ertem'e niye işi bırakacaksın diyorsun? Hayır, ben diyorum olamazsın. Beşiktaş beyaz futboldaki ben diyorum ki varsa iddiaya giren masada burada girelim. Ben atlarım. Hayret ya. Köprüden atlarım diyorum. Olamadım. Sen ne yapacaksın mesela? Hocam bir yalan, siz anlayamıyorsunuz. Ben anlıyorum. Apo'nun söylediğine karşılık söylüyorum. Ertem Beşiktaş şampiyon olamazsa niye buradan ayrılacak? Ben ayrılacağım diyorum. Ben bırakacağım. Sen niye bırakacaksın abi? O kadar Beşiktaş'a güveniyorum. Güveniyorum diyor. Tamam, iddiaya girelim diyorum ben de. Ya aynı şeyi söylüyorum. İşini kaybetmeye değil abicim ya. Olur diyorum. Başka bir şey ne? Anlamıyor ben. Tamam, anlıyorum abi. Ertem'e. Peki abi, o zaman derdiniz ne? Ertem'e yaz dedim. Yazı yazdırdım. Abi derdiniz ne o zaman? Benim çok ciddi bir hocanın derdi var. Beşiktaş'la derdiniz o zaman. Beşiktaş şampiyonluğu deminden beri niye kendinizi yırtıyorsunuz? Anlamadın ya. Benim bir derdim var. Ben Beşiktaş diyorum. Beşiktaş şampiyon olacak diyorum. Eğer olamazsa... Sen Ertem'e ne işi bırak diyorsun? Hayır. Ertem'e demiyorum, hala anlamadı. Ben bırakacağım diyorum ben. Ertem'e de söyleyeceğim. Ertem'e altyazı yaz dedim. Yazdır oraya, yazı yaz dedim. Sen bak, sen yazdı. Ben de şeyin gibi. Ben de Abdülkerim Durmaz beyefendi gibi düşünüyorum. Evet. Beşiktaş şu anda %90 hala şampiyon. Teşekkür ederim hocam, bana beyefendi. Biz senin istifa etmeyi istemeyiz onu. Fenerbahçe'yi kaybederse o yüzde lang diye 60'la elenir. Fakat... Doğrudur. Şu anda iddia oynayacak olsak Beşiktaş şampiyonluğuna oynarız. Türkiye'de de herkes şu anda Beşiktaş şampiyon. Yalnız benim kafamı kurcalayan pis bir şey var. Hayır, Allah istifa. Allah. Çok pis bir şey var. Ne oldu? İki pis şey var daha doğrusu. Evet, evet. Pis derken o kişiler değil. İki tane beni rahatsız eder. Hep tarih tekerrürden ibarettir. Bakın, Cumhuriyet tarihi, insanlık tarih 300 yılda bir şey yapar. Depremler de öyle. İşte devrimler olur hocam. Başına. Fransız devrimi gibi. 1996'da Türk futbol tarihinin en büyük sürprizini, en büyük acısını. Bravo. Kabir azabı gibidir. Bile Allah kimseye... Trabzon tarihinde devrim. Trabzon tarihinde, Trabzon hayatını olumsuz yönde değiştirdi. Ve başında Şenol Güneş vardı. Beni rahatsız eden olayların başı biri Şenol Güneş. Kötü anlamda söylemiyorum. Tarih tekerrür edecek mi diye. İki, yanlış anlama beni diyorsun. Küçük yaştan beri baykuşları sevmem. Baykuş? Baykuş. Çok pis öterler. Sesini sevmem. Hiçbir şeyden korkmam. Bak, yılan yerim, ayıyla kapışırım. Her numarayı yaparım ama baykuş gördüm mü böyle biraz rahatsız olurum. Baykuş sesi benim içimdeki o korku emarelerini ortaya çıkartır. Baykuş korkarım. Sesi. Nasıl istiyorsun, biliyorsun değil mi? Ayıdan korkmam, yılandan korkmam. Korkmaz hocam. Hiçbir şeyden korkmam. Deliyim ben. Biliyorum, piton uzardım boynuna geçer. Ya diyor, piton baykuş piton ne ya? Önemli değil onlar. Piton ne ya? Piton fakat, ne ya? Ses yok mu? Fakat öyle hayal etmiş, cadıyı hayal etmiş. Bak, bak, işte abi işte. Bu Allah'ın yarattığı bir mahluk. Saygımız var ama sevmem. Sesini hiç sevmem. Ver abi sesi. Sesi verin bir. Çok baykuş güzel sesini. Ama hocam, renklere bak ya. Bir de yanına Şenol Güneş'i koy. Beni kaldır orada. Bakamıyorum, rahatsızım. Bir de müziği. Ne oluyor? Baykuş sesi. Bak, bu ses işte.
işte bu. Bir ses bir. Bir de beni oradan kaldır sevgili Serkan. Bu ses kalsın. Benim şeyime Şenol Hoca'nın da resmini koy. Şenol Hoca'nın 25 sene, değil mi? 20 sene, 19 sene önce, 96 yılında, 21 sene önce. 21 sene önce hocam. Tarih tekerrürden ibarettir. Lafını gündeme getirebilir mi? Artı bayram değil, seyran değil. Başakşehir gibi mütevazı takım. Niye baykuş simgesini aldı? Ver sesi, ver. Şu anda Sinan da Ertem de içleri pıtır pıtır ediyor. Korku cinneler mi hocam? Ya niye korkacağız yani biz? Şu sesini rahatsız etme. Neden korkuyor? Dinle, dinle. Bu sesini rahatsız etme hocam. Hocam şiş. İyi dinle, iyi dinle. Işığı da kapat biraz. Kapat ışığı. Sinan'da korktu ha. Ter bastı Sinan. Ve Sinan'a sizden ricam. Hatırlar mısınız aylar önce Şenol Güneş ne dedi? Kargalar sürüyle kartallar yüksek uçar dedi. Yalnız uçar. Ortaya bir kuş çıktı. O zamanlar fazla gündemde değildi bu baykuş. Baykuş acaba Bay Şenol Güneş'in lafından alınmış olabilir mi? Çok rast. Yine %90 Beşiktaş şampiyon olacak ama. Sinan da terledi ya. Sinan'ı bir arkadaşlar. Sinan'ı bir arkadaşlar. Bu ikisi yan yana geldi kardeşim. Evet, arkadaşlar bu işleri bırakın bu hurafeleri. Beni gel. Bana gel. Serko bana gel. Gözlere bak. Serko bana gel. Bu hurafeleri bırakalım bu işleri. Hocanın anlattığı milattan önce. Şişman kadın okumadan opera bitmez. Acele etmeyin. Şimdi konu mevzu bahis Beşiktaş. O işler geçti. Bunların hepsi burada. Hepsi inanıyorlar Beşiktaş'ın şampiyon olacağına ama evet. Burada La Fontaine'den masallar anlatıyorlar. Biliyorsunuz değil mi? Operada bir kadın vardır. Şişman çıkar en sona okur. Okuduktan sonra opera biter. Yani onun için arkadaşlar daha acele etmeyin. Bugün bir renk geldi lige. Beşiktaş bugün bir renk getirdi. Bir hareketlendi. Önümüzdeki hafta ortalık şöyle güzel bir yansın, tutuşsun. Stat şöyle bir yaksın Beşiktaş taraftarı bir. Keyif gelsin. Türk futboluna bir renk gelsin ya. Heyecan gelsin. Bugün yensen 10 puan olacak. Dilik bitecekti ya. Ne konuşacaktık Ertem? Doğru. Ne konuşacaktık kardeşim? Lan konu biz gibi. Ne baykuşu? Baykuş gitmişti. Kopmuştu baykuşun kafası. Başakşehir'i tebrik ediyoruz. Hocanın anlattığı 96 Erkan sağdan gitti işte falan filan bilmem ne anlattı falan filan. Abicim bu işleri geçeceksin. Sinan. Beşiktaş ol. Burası Beşiktaş. Tiner de içeriz. Zemzem suyu da içeriz. Her şeyi içeriz gerektiği zaman. Ama bu sene kurtuluşu yok. Hiçbir şeyin kurtuluşu yok. Sinan sakin ol. Buyur hocam. Şimdi bir uygulaması. Ne baykuş abi koy oraya kartalı. Koy kartalı oraya koy. Bir dakika. Ahmet Hoca'nın şeyini. Bir uygulamasıyla beraber çalıştım. 10 numara muhabbetteki Mert'in bir lafı var abi. Hayvanlar aleminde bir laf vardır. Mert fanatik Fenerli mi var? Olabilir. Fanatik. Sen de fanatik Beşiktaşlısın. Mert tam şu fena fanatik. Şu konuşmaları yapmam bile, bu baykuştan ve baykuş sesinden rahatsız olmam bile aslında senin içinde bulduğun ruh halini anlatıyor. Sen de tedirginsin. Çok fazla hayvan sevmem ben. Korkarım. Hayvan sevmiyorum. Ben hayvanlardan korkarım. Hayvan sevmiyorsan insan sevemez. Köpekten de korkarım, kediden de korkarım. Hepsi benim yanıma olsun. Korkarım bir köpek, ben hocam. Bir kedi. Hocam bizim mahallede çok boşu boş köpekler vardı. Küçükken ısırırlardı. Senin gibi sosyete mahallesinde büyümedim ben. Bizim mahallede 1000 tane köpek vardı başı koş. Isırdı, saldırdı. Ben korkarım. Ben öyle süs köpeği görmedim. Kanişler manişler sizin köpekleriniz gibi. Koy kardeşim oraya kartalı. Eski Fenerbahçe Erol'u bilir misin? Koy Erol abi Tokay'ı. Koy oraya kartalının resmini. Kartalı hazırlayın. Kartalı. Bak yapma. Aslanı kediye boğdurma. Güzel bir hayvan olan kartalı baykuşla yan yana getirme. Bak uğursuzluğu çekiyorsun üzerine. Hocam o kartalı baykuşu ne yapar biliyor musun? Hiç belli olmaz. Birebir de. Hiç belli olmaz. Onun gözünü başını yer biliyor musun? Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Bir baykuş bakıcısı olan Başakşehir'in yardımcı antrenörü Erol Bulut. Bak bütün bu emareler yan doğru, yana geldiğinde. Doğru. O kadroda Erol Bulut da var. Erol Bulut. O kadroda var değil mi sol bek? Trabzon Fenerbahçe maçında oynayan Erol vardı. Sol bek. Şenol Güneş'e karşı. Şimdi bütün bunları emarelere koydun mu? Acaba diyorum. Rahat ol. Acaba diyorum.
Sinan sakin. Rahat olun. Derin nefes al Sinan. Ben nefes rahat falan ol. Alıyorum. Rahat ol. Hocam hiç yoktan insanları strese soktun arkadaşlar. Sinan ilk defa böyle terbiye gel bakayım gel. Ya. Hocam Allah ilk defa bir gel buraya gel benim. Gördüm. Gel sen benim Instagram'a gel gel. Gel. Baykuşlar. Gel. Sessiz. İşte bak. Dünya bu kadar güzel bir hayvan var mı ya? Bak bir ona bak bir buna bak. Baykuşu Sinan Başakşehir takımı olarak musun? Başakşehir takımı olarak değerlendirmiyorum. Başakşehir takımını kutluyorum. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Galibiyetleri hak ettiler. Bakar mısın? Bir arkadaşlar. Ogaga ne yapar? Ogaga ne yapar? Olur. Aykut'a son dakikada Trabzon'un kulvarını değiştiren, Trabzon'a büyük acı yaşatan o golün Aykut attı dedik ya. Evet. Onu bulun YouTube'dan. Soldan ortayı kim yapıyor bir bakın bakalım. Bunu da bana hatırlatan. Erol Bulut at yapıyor ortayı. Şimdi Abdullah Avcı'nın yardımcısı. Yani Başakşehir'in yardımcı oyuncusu. Başakşehir'deki yardımcı antrenör Erol Bulut. Fenerbahçe'de sol bekti o zaman. Vallahi billahi. Orta yaptı Aykut. Şimdi hocam 96 kabusu bu. Hocamın bir de hocamın bir de bir sözü vardı sezon başında hatırlarsanız. Eğer Medipol Başakşehir şampiyon olursa baykuş kıyafeti giyeceğim demişti. O devirler bitti. Nasıl bitti hocam? 3-5 gün bir hafta öncesine kadar Başakşehir benim gönül penceremde bir tahta oturan takımdı. Eğer Başakşehir şampiyon olsun baykuş kıyafeti falan yok. Öyle sarma bıyık kabadayı kıyafetiyle oturacağım burada. O 2-3 tane kabadayı futbolcu Başakşehir'in bütün imajını yerle bir etti. Hocam yapmayın ya. Ben söylemiyorum. Olur öyle. Resmi kayıtlar. Sohbet ettiler, arkadaş oldular. Bir gün kavga ederiz. Ertesi gün barışırsın. Olur bunlar. Aynı camianın içindeyiz yani. Bir yanlış yaptılar. Her yanlış yapan ömür boyu yanlışla anılacak mı ya? Çocuklar kavga ettiler. Yanlış yaptıklarını kabul ettiler. Gittiler, özür dilediler. Daha ne üstüne tamam, gidiyor? Tamam ben de kabadayı yiyorum. Bir şey yapıyorum ki. Güzel kabadayılık iyidir bak, hocam. Aslında bir beşi kötü iyi kabadayı anlamında söylemiyorum. İyidir. Kabadayılık güzeldir bak. Zararlı kabadayı, değil. Kabadayı yani. İyi kabadayı değil. Mahalle kavgasına döndürdüler. Şimdi şunu söyleyeyim aslında. Siz Beşiktaş'ın gerçek anlamda haklarını savunan şahıslar olsaydınız bu gece şunu söylemeliydiniz. Buyurun. Ben o golü nasıl kaçırdım değil mi? Mesela bugün abi, o golü atmam lazım. Doğru söylüyorsun. Fenerbahçe'nin karşısında kupa maçında bir çocuk oynuyor. Adı ne? Kaleci. Aykut'un golü hocam işte. Sisten. Evet. Erol Bulut'un ortasında. Hiçbir şey görünmüyor ki. Hocam evet sisten hocam o gün. Ben hiçbir şey görmüyorum. Karşıda ekrana bak hocam. Erol soldan ortalıyor. Ve gelmedi ki gol. Arkadaşlar konuştuğunuz takım bugün şu an konuşmuş olduğumuz takım. Şu an hocanın bir takım hurafelerle söz gündeme getir takım. Bir hafta önce Türkiye'nin gururu çeyrek final oynamış. Yapmayın Beşiktaş takımı falan Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş taraftarı takımınıza güvenin. Takımınıza güvenin. Güvenmeden olmaz. Her şey inanmanın. Şimdi, bak inanmak başarmakla eşdeğerdir. Beşiktaş futbol takımına taraftarı sonuna kadar inanıyor. Buradaki stüdyodakiler de inanıyorlar. Hepsi ne diyorlar? Duruyorlar tersten düz yapıyorlar. Sonra ama Beşiktaş şampiyon olacak. Ondan sonra yok. Baykuş'tu da yok. Onun işte 96 öyle diyor. Geçti o günler. Konu burada Beşiktaş. Geçti. Yemezler. İlk defa bu kadar kötü oynayan bir futbolcu Beşiktaş topluluğu vardı. Bu mağlubiyet ondan oldu. Sinan, bugün Beşiktaş takımı iyi oynasaydı bir emare daha bu mağlubiyet olmaz. Şampiyonluğu oynayan Türkiye'nin Barcelona'sı dediğim Beşiktaş son 3 lig maçında toplam 8 gol yedi. Bu maç başına 2,5 ortalamanın üzerindedir. Bu bir. Olur öyle şey. Bu kötü bir emare. Olur öyle şey. İki. Tabii ki Beşiktaş şu anda %90 oranda şanslı. Lakin sen Beşiktaş'ın haklarını savunan sen verdin. Şahsiyetler olsaydınız bugün federasyona yayılma teşhi açmanız lazımdı. Fenerbahçe kupa maçında kalede gencecik bir çocuk adı Ferhat. Yolda görsem tanımam. Kabadayılık yapıp insanı döven, tokat atan hatta eli acıdıktan sonra ah diyen kaleci Babacan, Volkan Babacan bugün sahada. Bu çifte standartlar da Beşiktaş'ın aleyhine. Bak ben Beşiktaş'ın haklarını savunuyorum. Ama tekrar söylüyorum. Erol Bulut, Trabzon'u bitiren adam. Tarih tekörden ibaret. Bir tarafta Şenol Güneş, bir tarafta pis bir baykuş ve tüyler ürpercik baykuş sesi. Rahat değilim.
Ya hocam ya, rahat sen... olabilir yani. Hiç kimse rahat değildir. Herkes rahat değil. Sabah kalk, sabah uyanabileceğin... Bakın, sabahleyin uyanabileceğin konusunda da rahat değil. Kimse emin değilsin. Abi hiç bilemezsin neyin ne olacağını. Şampiyonluk. Ama şimdi Antalya-Başakşehir maçı var mesela bu hafta. Antalya favori. Antalya favori, evet. Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş Fenerbahçe'yi bu hafta yense buraları gelin gibi süsleyeceğiz siyah beyaz. Diyeceksiniz ki ulan Beşiktaş hak etti, helal olsun. E bu zaman niye bizi yoruyorsunuz ya? Yani yet, sabredin 6 gün daha. İkinci olaya. 6 gün daha sabredin ya. Şayet. Çok orijinal. Şayet. Video hakem olayı sezon başından beri olmuş olsaydı Başakşehir bugün 3-1'lik galibiyet sonrası tur atmıştı. Aa, çok ağır. Hocam ne ya diyorsun sen? Hakikaten ne yaptın? Ne yaptın? Geldin ya. Hocam ne? Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Ya bir dakika dur. Bir dakika dur. Hiç kimse kesmesin. Sevgili Çakar'a buradan cevabımdır. Beşiktaş Türkiye Ligi'nin tartışmasız açık ara en iyi takımı diyorsun. Evet. Kartopu oynarken şampiyon olur diyorsun. Ve aynı zamanda senin dışında gelişen bu Beşiktaş takımı çeyrek finale devleri, yani Napoli bilmem Benfica'ları eleyerek buraya kadar geliyor, oynuyor. Hop. Ve bu Beşiktaş... Napoli'yi devirdin. Bir dakika, Napoli'yi geçmedin ki sen. Ya hocam yendin. İki maçta 4 puan aldın hocam, öyle deme. Olabilir. Ne olursa olsun geçtin. Hocam ne olursa olsun yani. Deviriyorsun. Elenmek ayrı bir şey. Deviriyor. Bunları yeniyorsun yani. Ne alakası var? Napoli'yi orada yeniyorsun, burada. Bakın. Şimdi... Bunu söylüyorsunuz ve dönüyorsunuz öteki taraftan, diyorsun ki Beşiktaş video. Ya yapma hocam ya. Bu ne Perez, bu ne lanet turşusu ya. Sinan ama tam Beşiktaş anlamadın bugün, tam anlamadın. Beşiktaş bugün en iyi takımı mı? Bir dakika. Sen tam anlamadın ki mi dediğimi? Ben anlıyorum ben hocam. Bugün ya? 29. haftanın maçları oynandı. Geride 29 hafta bıraktık. Evet. Önümüzde de 5 hafta var. Buraya kadar doğru mu? Şayet Ağustos'ta başlamış olan bu sezon başında video hakem uygulaması tahkim edilmiş olsaydı, tamam, bugünkü Başakşehir Beşiktaş 3-1 skoru sonrası oyuncular Abdullah Avcı'yı omuzları almıştı ve Başakşehir 8 puan falan farkla şampiyonluğu ilan etmişti bu akşam. Niye? Çok açık anlamadım sen bunu. Ya hocam ben anlıyorum hocam, bırak ben anlıyorum da sen anlamıyorsun söylediğini. Niye? Ya bu Beşiktaş nasıl Türkiye'nin en iyi takıma çıkar diyorsun? Bak tekrar söylüyorum. En iyi takım hocam, vardır. Hocam kelime oyunu yapma. Hakemlerle de yürüyebilir. Ya ne alakası var? Hocam bırak şimdi, bir anda terse dönüyoruz. Ya bir anda terse dönüyoruz. Ayıp, yazıklar olsun ikinize de ya. Niye? Bir anda terse dönüyoruz. Beşiktaş açık ara Türkiye'nin en iyi takımı diyorsunuz. Dönüyorsunuz. Evet, bakın çünkü dönüyorsunuz ondan sonra, evet, diyorsunuz ki video hakem uygulansaydı falandı filandı. Ne alakası var ya? Hakemlerle de gidilir diyorsunuz. Bakın. Nasıl bir şey yani? Ben anlamıyorum ki bundan. Abi neden? Benim anlamadığım beynim almıyor yani. Anlamadığın ne var? Anlıyor musun Rasim beynin? He? Vallahi ben anlamadım. Hocam Beşiktaş takımı iyi takım mı? İf diye başlayayım. Bir dakika, Beşiktaş takımı iyi takım mı? Bana onu söyle. Türkiye'nin en iyi takımı. E peki o zaman ne diyorsun video hakem uygulansa? Hakem hataları ama futbolu diyor. Önce anayasaya koyalım. Hocam anayasayı koyma hocam sen. Boş ver sen. En iyi boş takım ver, hakem hatalarından boş daha ver fazla nemalanmaz diye bir kural yoktur. Ne alakası en var? En iyi takım hakem hatalarından rezil olmaz, aşağı indirilmez diye bir kural yoktur. O zaman niye iyi takım her hocam? Her ne kadar Beşiktaş, o zaman Beşiktaş niye iyi takım? Kadro olarak en iyi takımı olsa da video hakem Ağustos 2016'dan abi, itibaren kendi kendinizi Başakşehir bu akşam tur atmıştır. Arkadaşlar çelişkili konuşuyorsunuz. Bırakın bu işleri. Aynen. Yalandan birbirinizi öpmeyin, sarılmayın. Çelişkili konuşuyorsunuz. Bir futbol takımı iyiyse iyi denir, iyi değilse iyi değil denir. Ya iyi futbol bir takımı şampiyon olacak diye bir dakika dur. Hocam hayır abi, senin söylediğine cevap veriyorum. He. Eğer bir futbol takımıyla ilgili video hakem uygulansaydı bu takım işte şu an ikinci olurdu Başakşehir, o zaman Beşiktaş iyi takım değil diyeceksin. He. Hem Beşiktaş iyi takım deyip de hem video hakem dediğin zaman çelişki var orada. Bak anlaşamıyoruz sen. Anlıyorum. Futbolda bir kural var. İyi takım şampiyon olacak diye bir kural hocam yok. Aynı şeyi söylemiyorsun. Sen video hakem uygulama diyorsun ki yani burada bakın. Burada bir haksız kazanç diyorsun söz konusu. Hocam biraz hakikaten Beşiktaş'ı çok doğradın ya. Bir dakika dur ya Rasim. Tamam. Burada bir haksız kazanç. Araya girmeyeyim. Sen diyorsun ki Beşiktaş burada haksız kazanç elde etti. Aynen öyle. Yani diyorum. O zaman nasıl iyi takım? E canım iyi takım ama bazı maçları da hakem şeyle kazandı diyor. Olamaz mı? Başka o zaman vakansı. Hayır. O zaman diyeceksin ki. İyi takım. Bugün iyi takımı Başakşehir diyeceksin. Hayır. Beşiktaş diyor. Beşiktaş o zaman diyor. Hakemi. O zaman bir dakika. Beşiktaş o zaman, diyor adam ya. Abicim nasıl Beşiktaş diyor? Beşiktaş diyor da video hakem tamam, o zaman. Tamam da Seydan. Video hakem diyorsun. O zaman diyorsun ki. Barcelona çok iyi takım ama hakem yardımıyla puan da kazanıyor. Hocam bak o zaman bir dakika. Hatasıyla Paris Saint-Germain'e Beşiktaş'ın söylediğinize göre bak, video hakemin açıklanması
Beşiktaş'ın hakemlerden nemalandığı anlamında evet, hocam. Evet öyle değil. Mesela bugün video hakem olsaydı 3-4 maç diyor. Başakşehir'in attığı ikinci gol öncesi offside'i video hakem. Bugün için saymıyorum. Evet. Ben 29 hafta. O zaman Beşiktaş iyi takım değil. Genel 29 haftadan bahsediyor. 29 hafta. Lehte aleyhte. Kırmızılar, penaltılar, offside'lar baktığınız vakit hakem hatalarından pozitif yönde en fazla nemalanan takım Beşiktaş'tır. Dolayısıyla video hakem olsaydı Başakşehir peki, bugün tur atmıştı. Peki ben diyelim ki hocam senin dediğin diyelim. Ya. Senin dediğin de diyelim doğru. Evet. Sen şunu kabul ediyor musun hocam? İyi. Hocam niye doğru Ertem? Hayır hayır diyelim bak. Ertem nasıl doğru dersin ya? Hayır hayır bak Sinan abi başka bir şey söyleyeyim. O zaman Başakşehir bir dakika dur. O zaman diyeceksin ki bak bir dakika hocam. Ertem'im Beşiktaş'tan Fenerbahçe dönüş hocam. Belki Fenerbahçe Beşiktaş'tan dönüş hocam. Ertem'im o zaman diyecek ki hoca. Bu ligin en iyi takımı Başakşehir. Beşiktaş iyi takım değil diyecek. Eğer sen hakemlerle lider olduysan sen iyi takım değilsin. Bırak abi ben bundan bunu çıkarırım. Ertem söylemeyin. Ertem'in bir şeyi şöyle vereyim. Yanlış mı söylüyorsun? Daha ileri gidiyor. Ertem bir şey söyleyecek. Bir dakika Ertem. Aman abi sakin. Eğer video hakem sezon başında olsaydı Başakşehir bugün tur atmıştı. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi ön eleme. İkinci ligi bitirmişti. Peki ben o zaman Rasim bir saniye. Peki hocam diyelim ki senin dediğin doğru. O zaman ben de buradan sana diyorum ki video hakem değil de eğer video PFDK olsaydı bugün Beşiktaş 2 hafta öncesinden şampiyonluğunu ilan etmişti. Niyesini reklamda anlatayım. Reklama gidelim. Bir dakika dur. Hocam Beşiktaş. Beşiktaş'ın rakipleri. Ertem ya. Şimdi konuşturmayın Ertem beni. Ertem'cim sen oğlum, şimdi nasıl dersin hocam bunda akıllı olabilirsin. Bakın hayır, o zaman şunu söyleyeceksin. Diyelim ki bir dakika dur. Ben orada kinaye yapacağım. O zaman evet. Bakın kinaye. Kinaye sanatı. Burada kelime oyununa gerek yok. Bir net kelime vardır burada. Beşiktaş mı daha iyi takım, Başakşehir mi daha iyi takım? Hakemle, video hakemle sen işte lider oldun, lider oldun derse o zaman Beşiktaş iyi takım demeyeceksin. Ya bırakacağım bu işleri. Bir anda Beşiktaş Türkiye Ligi'nin tartışması en iyi takımıdır. Doğru. İkincisi de yorgun Beşiktaş'tan en iyi takımı. Bugünkü, hadi gidelim bugün reklamı. Diri Beşiktaş evet, vardı sahada. Reklam. Yorgun Başakşehir vardı. Reklam. Sinirlendim yine. Yine sinirlendim. Reklam.